Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Levent abi, bugün Samsung'un Q eventini konuşacağız. Sen evet. Paris'teydin. Samsung bir etkinlik yapıp televizyondaki işte yeni dönemini duyurdu. Bizi de misafir etti. Türkiye basınından başka meslektaşlarla birlikte konuk olduk Samsung'un etkinliğine Paris'te. İzledik. Evet, global şey etkinlik. Evet, küresel duyurusuna biz de katılmış olduk. Şimdi Samsung geçtiğimiz yıllarda Quantum LED diye bir konsept başlattı. Normal bildiğimiz LED televizyonu, LCD ekranı, LED aydınlatmalı LCD ekrana bir katman daha eklediler. Ve bununla hani bunun açıkçası hani fiziksel, kimyasal bir sihirbazlık var orada. Var. Çok benim katıldığım etkinlik daha çok bir tasarım üzerineydi. Dolayısıyla bu fizik detaylarına girilmiyordu. Ya o şöyle, hani çok basit anlatırsam bu bizim klasik LCD'lerde de arka ışık vardır ya. Evet. O beyaz olur. Bunda bir RGB sonuçta bizim işimiz renkler. Bunda mavi ışığı bir veriyor. Arka arka ışığın rengi mavi. Geriye kalan kırmızı ve yeşili o işte kuantum noktaları dediği o kimyasal olayla kendisi üretiyor. Fark ne dersen önüne konan filtreleri azaltıyorlar. Bir LCD'de o beyaz gelen ışığı hem sana yönlendirmek için işte RGB'ye dönüştürmek için hem de çok sızmasın diye bir sürü filtre koyuyorlar. Onları eliyor. Maviyi zaten direkt alıyorsun. Kırmızı ve yeşili oldukça yoğun bir şekilde alıyorsun. O yoğunluğun da iki tane artısı var. Bir, parlaklık düzeyi acayip artıyor. Ve renkler ve çok boydu. Ve renk gamutu artıyor. Şimdi bu QLED, Samsung'un bu etkinliği Q Event. Evet. Q etkinliği diye geçiyordu. Quantum LED işine Samsung bir kere inandığı belli oluyor. Bunun yeni nesli oluşturulmuş. Artık buna QLED deniyor. Kısaltılmış. Quantum LED denmiyor. QLED etkinliği. Yeni nesil Quantum LED'de, şimdi o Quantum LED'de bir kimyasal, bir sıvı içinde asılı durumda tanecikler var. Doğru. Bu tanecikler metal alaşımlı hale gelmiş. Özel olarak belirttikleri, eskiden ilk neslinde kadmiyum vardı. Kadmiyum kanserojen bir madde. Kadmiyum artık yok, diye özellikle belirtiyorlar. Bunu yeni metal alaşımlı taneciklerin işlerini daha iyi yaptıkları belirtiliyor. Şimdi ne gelmiş bununla birlikte? Renk gösterim başarısı artık %100 diyorlar. Evet. Şimdi tabii ki dediğim gibi bu katıldığım etkinlik daha çok tasarım üzerine, konseptler üzerine bir etkinlikti. Dolayısıyla hani oradaki dokümanlarda %100 renk oluşturma diyor. Ama hani tutup da işte NTSC bilmem ne mi şu mu diyemiyorsun. Hani olay o değil. Konsept o değil. Dolayısıyla izleyenler de kusura bakmasınlar. Gördüklerimizi aktaracağız. Tamam. Arada yakaladığımız ek detayları atlatacağız. Fakat bütün etkinlikte Samsung'un QLED'le OLED'e bir taarruzu söz konusuydu. Her konuda OLED'le karşılaştırıyorlardı. Evet. Yeni QLED'li ürünlerini renk oluşumunda da diyor ki ben OLED'in verdiği her rengi veriyorum artı üstünü veriyorum. Bunu belirtiyor. Diğer bir detay parlaklık. Yeni televizyonlarda 1500 nit parlaklığı diyor, ben garanti ediyorum. Ardından da hani gayri resmi olarak şunu ekliyor. Benim diyor panellerim 2000'e kadar çıkıyor ama ben diyor 1500 ilan edeceğim ve söyleyeceğim. Şimdi HDR geçen seneden beri hayatımızda HDR kavramı var. HDR çok yüksek parlaklık istiyor. Doğru. Vaat ettiği başarıyı sağlayabilmek için, renk skalasını, derinliği verebilmek için. Bugüne kadar çıkan HDR ekranlar aslında o öngörülen parlaklığa çıkamıyorlardı. Evet. Onlara bir HDR 10 falan gibi bir isim verildi. Fakat gerçekten hani ilk duyurulduğunda böyle HDR olacak, böyle olacak denen ekranlar 1500-2000 nit düzeyindeydi. İşte Samsung diyor ki ben 1500'ü zaten yakaladım. Premium HDR denen, arada böyle ismi geçen kavram bu Samsung'un bu QLED ekranlarıyla gerçek oluyor. Şimdi bunlar teknik detaylardı. Asıl hani ürüne dönüşmüş konuda neler var? Samsung şöyle bir karara varmış. Dekoratörler, profesyonel tasarımcılar, profesyonel dekorasyon uzmanlarıyla bir araya gelinmiş. Ve bunlar etkinliğe de konuk oldular.
Şöyle beni de çok etkileyen, hani yanlışını bulamayacağım bazı çıkarımlarda bulunmuşlar. Şimdi dekorasyon uzmanı bir hanım konuk oldu. Diyor ki, bakın diyor, siz diyor evinizde televizyonun diyor bulunduğu yeri kablolar belirliyor diyor. Doğru. Anten kablosu, elektrik kablosu, bunlar diyor televizyonun bulunduğu yeri belirliyor. Televizyonun bulunduğu konum da bütün salonun dekorasyonunu belirliyor diyor. Doğru. Çünkü televizyonun karşısında işte kanepeyi koyuyorsun bilmem ne. Dolayısıyla diyor kablo, hakim olan şey kablolar. Bütün diyor odanızın dekorasyonuna kablolar hakim ve karar veriyor. E ne yapalım? Bu diyor kablolardan kurtulalım. Samsung şöyle bir çözüm geliştirmiş. Televizyonun görüntü veren şu ekran kısmını, panel kısmını tek başına bir ünite haline getirmiş. Bütün o HDMI kablolarını falan taktığımız bağlantı kısmı, hani elektronik aksamını diyeyim, ayrı bir kutu haline getirmiş. Bu ikisini birbirine fiber optik, incecik, yani görünmez kablo diyor ona Samsung. Görünmez kabloyla 15 metreye kadar uzayabilen 75 gigabit aktarım hızı olan saniyede bir kabloyla bağlıyor. Sen PlayStation'ını, antenini, her şeyini o One Connect Box denen kutuya takıyorsun. Ekran sadece artık bir ekran. O bir gösterim ünitesi. Onun arkasında HDMI portları falan yok. Onun arkasında işte power tabii ki var ama tuner için anten girişi falan hiçbir şey yok. Onu odanın istediğin yerine koyuyorsun. Artık diyor sen karar vereceksin. Sen nasıl istiyorsan oraya koyacaksın. İstediğin bir yere koyuyorsun. O incecik kablo siyah kutuya gidiyor. One Connect Box'a gidiyor. Bütün her şey de oraya bağlı. İstersen o kutuyu gizle. Dolabın içine at. Ne yaparsan yap. Sen ekranını yerleştirmekte özgürsün. Peki. Şimdi buradan şu açılımlar olmuş. Bir kere ekran o hale gelince çok ilginç bir sürü ayak seçeneği ortaya çıkmış. Doğru. Çünkü artık hani 1000 tane kabloyla falan uğraşman gerekmiyor. Tasarımcılar ayak konusunda uçmuşlar. Mesela bir herkesin hayran olduğu bu tuval falan tarzı bir ayak var. Televizyonu öyle yerleştiriyorsun üzerine. Ona herkes vuruldu. Çok ilginç dönebilen ayaklar falan var. Onda ahşap var, taştan yapılmışı var, metali var falan. Her ayakta malzeme seçenekleri gelmiş, desenler gelmiş. Duvar askıları çok özgürleşmiş. Ve mesela şöyle de cesur bazı yaklaşımları var Samsung'un. Diyor ki ben diyor televizyonlarımın bu ayak bağlantı parçasını diyor standart yaptım ve buna diyor istersen sen ayak üreteceksen üret diyor, izin veririm diyor. Sen bir üreticisin, ne bileyim işte köpükten ayak yapacaksın diyelim işte tamam. Bir şey deniz kabuğundan ayak yapacaksın, yap sat diyor hani ben şeye izin vereceğim, öyle bir yani açık olacak diyor hani ayağımın standardı. Çok güzel. Bir de televizyon özgürleşince Samsung şunu da düşünmüş. Ya bu artık hani televizyonun böyle duvara dayalı böyle durması gerekmiyor. Odanın artık ortasında da olabilir. Tamamıyla özgür. Ama diyor televizyon çok çirkin bir şey. Arkası doğru. Falan da arkası çok daha çirkin bir şey. O zaman diyor bu odanın ortasında falan duracaksa arkasına da çalışalım demişler. Hazır HDMI falan bütün portlardan kurtulmuşken televizyonların arkası artık bir eser olmuş. Metal genelde gövdeler, çerçeveler. Arka tarafta hiçbir öyle portu mortu olmayan, düz, havalandırmaları ince olan bir yapıya bürünmüş. Harika olmuş. Şimdi Murat, bunlar QLED televizyonların ortak özellikleri. Samsung'un işte 2017'de önümüzdeki aylarda piyasaya süreceği televizyonları böyle olacaklar. Tamam. Tahmin edeceğin üzere bunlar tabii ki ucuz çok olmaz. Samsung'un biliyorsun serileri vardır. Bunlar 7000-8000. 6000-7000-8000 serisi bunlar olacak. Tamam. İlk başta ve 55 inçten başlıyor. Güzel. Fakat tabii ki bu konseptler sonra aşağıya inecektir. Tabii ki. Hele kabul görürse aşağı inecektir. Şu anda bunlar tabii ki pahalı televizyonlar. Özellikle o farklı ayak seçenekleri falan bence çok etkileyici. Ben şunu da defalarca sordum. Bu ayaklar piyasada olacak mı? Çünkü böyle opsiyonlu ürün üreten firmalarda hep şu kriz olur. Gelir o ayaklar getirilmez falan. Yok dediler hani biz farkındayız. Yani gerekli çalışmayı yapacağız. Bu ayaklar sen ahşap ayak istediğin zaman ya o yok o gelmiyor olmayacak. Güzelmiş. Bunlar
QLED televizyonların ilk özellikleri. Peki benim orada bir minik sorum var. Tamam. Şimdi sen dedin ya kutuyu ayırıyorlar diye. Evet. O kutu ayrıldığı için bir özellik kaybetmek söz konusu mu yoksa gayet full mü? Üzerinde ben onun arkasını da orada standta da korsan bir şekilde arkasını da çevirip fotoğrafını çektim. Arkasında 4 tane HDMI'yı, bu cam kart yuvası, CI kart yuvası falan her şey var. Bütün televizyonun işte dediğim gibi elektronik aksamı diyeyim çok doğru bir tanım olmasa da oraya gelmiş. Küçük bir şey mi? Ya bir... PlayStation'da kıyasla. PlayStation'dan çok daha küçük. Çok daha küçük bir kutu. Tabii şunu yapıyorsun. Televizyonu şey yaptın şimdi böyle işte ayrı bir yere koydun. İşte duvara astın, duvara gömdün falan. Hı-hı. Artık bu kadar özgürsün. Portlar şimdi normalde televizyonu astığın zaman portlara erişmek her zaman sorundur. L şeklinde kablo ararsın. Yok işte sökmesi takma arkada kalır falan. Şimdi işte o One Connect Box'la bütün portlar her zaman senin elinin altında. Doğru. Televizyona hiç ilişmeyeceksin bir daha. Samsung bir araştırma yapmış. Hı. İnsanların çok büyük çoğunluğu televizyon aldıklarında, LCD televizyon aldıklarında duvara asarım istiyorlarmış. Ama uygulamada %20'si ancak o istiyorum diyenlerin asabiliyormuş. Çünkü şey bu kablo televizyondan aşağı sarkan kablo ya, karmaşasından dolayı. Ya da işte ayağın kaba ve televizyonu önde tutan bir şey olmasından tabii dolayı insanlar asmıyorlarmış. Samsung diyor ki ben diyor ayağımı da geliştirdim. Artık asması da monte etmesi de kolay olacak. Ve zaten televizyondan tek bir tabii power'ını gizleyeceksin. Hmm. O konuda Samsung bir çözüm geliştiremiyor. Tabii. Bağlantı tek bir incecik şeffaf kabloyla olduğu için sen televizyonu rahat rahat asarsın. Bu tabii birazcık hani çocuksuz ev gerektiren bir şey değil mi? Şimdi şöyle tabii ki hani bunu çocuklu evde küçük çocuk varsa o ilginç ama normalde bütün kabloları asılacaktı. Evet, bunda da tabii o incecik kablonun ilgisini çeker alır oradan onu. Hmm. Bu daha çok tabii birazcık hani bekar evine biraz böyle bayağı para harcanarak dekore edilmiş lüks evlere falan uygun bir konsept ama bunlar başarılı olursa işte yakında dediğim bir gün 40 inç markette satılan televizyona kadar gelir. Önemli olan başarılı olması bu konseptin. Şimdi ilk Samsung'un televizyonlara yaklaşımı bu. Tamam. İkinci yaklaşımı Samsung diyor ki hatta Yves Behar var süperstar tasarımcı en son biz West Enders'lerin harici disklerini tasarlamıştı. Herkesin tanıdığı bir isim. O konuk oldu bizzat geldi. O da çok doğru yine bence çok doğru şöyle bir bakış açısı getirdi. Diyor ki televizyon diyor kocaman bir obje. Evet. 60 inç 50 inç. Doğru. Bu diyor günün çok büyük bir kısmı kapalı duruyor. Ve hani ben adamın tabirini bayıldım hep çalacağım kullanacağım bundan sonra dedi ki adam. Ya dedi duvarın ortasında bu dedi kara delik mezar gibi bir şey dedi. Hmm. Kapalı durduğunda simsiyah. Doğru. Bir 60 inçlik bir boşluk şey. Kara delik. Adam dedi mezar gibi dedi. Ben bayıldım o tanıma. Şey olsun dedi. Bu televizyon hiç kapanmasın. Düşük hani neredeyse kapalıyken kullandığına yakın bir elektrik parlak için elektrik tüketimiyle bu televizyon hiç kapanmasın. Sen yokken ya da işte seyretmiyorsan televizyonu o en azından resim göstersin. Hı. Fotoğraf göstersin. Senin dünyanın en güzel tablolarını göstersin. Senin fotoğraflarını göstersin. Ya da istiyorsan haber göstersin falan. Artı şu var. Hiç kapanmasın. Hareket sensörü olsun. Sen odaya girdiğinde canlansın. Hı. Sen çıktığında o işte ultra düşük modda bir şeyler göstersin. Ortamın ışığına göre kendi parlaklığını ayarlasın. Hatta Samsung orada şimdi ortam ışığına göre televizyon parlaklığı ayarlama her televizyonda var. Çok düşük olmayan her televizyonda var ama Samsung diyor ki artık ortamın ışığının rengine de ben bakacağım diyor. Beyaz ayarımı da yapacağım diyor. Ha, akşam üstü mü, sabah yeni güneş mi doğuyor onu da dikkate alacağım. Ona göre diyor ben en ideal hale zaten normalde sen izlerken de görüntüyü getireceğim. Hatta bir ayar firmasıyla işbirliğine gitmişler. Şimdi ekranlarda kendi renk ayarını yapma şeyi var. Modası var ya da trendi var. Ona da bir profesyonel ayar firmasıyla partner olup Samsung girmiş bu QLED TV'lerde. Diyor ki sen yokken hatta diyor ben sensörleri öyle ayarladım ki kedi köpekten şey olmayacak. Hmm. Hani hareket algılayıp açılmayacak diyor. İnsan varsa ben açılacağım, seyrettireceğim. Sen beni seyretmiyorsan
içeri odalardaysan falan da ben işte çok küçük şey bir güç tüketimiyle slideshow yapacağım. Şey olarak diyor sonra sen diyor beni kullanacaksın. Hani televizyonu hoparlör olarak da kullan diyor. Doğru. Yani bu yeteneği var. E diyor hani tamam telefonun işte Bluetooth bağlansın, Wi-Fi bağlansın, sesi diyor televizyondan al. O diyor ekipman orada duruyor falan. Yani televizyonu İvbahar'ın Samsung'da ortak geliştirdiği vizyon, televizyon daha çok kullanılsın. Ve dediğim gibi hani hayal hiç kapanmasın. Evet. Tabii ki orada şey tabii bu hafta Samsung için biraz da talihsiz bir haftaydı. Hacklenme, güvenlik soruları vardı. Tabii ki insanlar hani güvenlik konusunu sorguluyorlar ama dediğim gibi bu etkinlik böyle konseptler üzerine bir etkinlik olduğu için bunlar tartışılmadı tabii ki. İlerleyen günlerde gündeme gelecek. Murat bunlar dışında Samsung bir de bahsettiğim QLED TV'ler dışında yine kuantumlu yeni bir televizyon konsepti geliştirmiş Frame. Yani çerçeve. Burada yine bu QLED televizyonlar gibi sadece bir panel söz konusu. Yine o connection kutusu tamam. var. Fakat bu ekran QLED TV'ler arka tarafı metal falan biraz kavisli falan şeyler. Frame dümdüz bir ekran. Bunun esprisi şu. Bunu alıyorsun. Çerçevesini kendin seçiyorsun. Buna metal, yine ahşap, farklı ahşaplar, istersen şey, sen boya, istersen sanatçı bilmem kime Bedri Baykam çizsin çerçeveye bir şeyler. Açık bırakmışlar. Şey yapabiliyorsun, sen işte 100 bin lira harcadın, bilmem ne kiraz ağacından şey yaptın, dekorasyon yaptırdın salonuna. Evet. Aynı ağaçtan onun televizyonun çerçevesi olsun. Bu yapılıyor. Mıknatıslı yapılmış. Bu paneller tak tak oturuyor yanlarında. Televizyona da duvara sıfır gelen bir askı yapılmış. Öyle de duvardaki tabloların arasına asıyorsun. Çerçevesi de ahşap falan öyle seçtiysen tablo gibi. Zaten öyle bir sunum odası yapmışlar. Şeye seni davet ediyorlar. Hangisi tablo, hangisi televizyon ayırt edebilecek misin? Çünkü ışık algılayıcısıyla falan hakikaten hakikaten ayırt edemiyorsun. Televizyondaki görüntü değiştiği zaman aa bu televizyonmuş diyorsun. Bu da Frame konsepti. Şunun altını çiziyorlar. Frame en yüksek görüntü kalitesi, en üst model değil. Ama özel bir model. Hani onun bir benzeri yok. Özellikle sıfır duvarla hiç mesafe bırakmayan askı müthiş bir şey. Çünkü şimdiki bütün askılarda ister istemez bir mesafe kalıyor. Evet. Burada televizyonu unutuyorsun. Duvarda evin bir parçası gibi. Hmm. Hatta şeyler falan da yapılmış. Mesela duvara asmak zorunda değilsin. İşte o tuval gibi ayak var. Farklı ayaklar var. Ne bileyim mesela bir akvaryum gibi bir ayak yapmışlar. Ayaksız bir ayak yapmışlar. Bir yere böyle dayamanı varsa ya. Mesela bir sehpanın üzerinde falan şöyle duvara dayalı duracak şekilde bir ayak tasarlanmış falan. Ve tekrar hatırlatmak gerekirse Samsung diyor ki hani sen bir ayak yapabiliyorsan yap hatta sat. Hı hı. Bu da Frame konseptiydi. Bu tek bir ürün. Hani dediğim gibi şey değil. Seri QLED olacak. Gibi çeşitli modelleri, anladım. Çeşitli büyüklükleri. Ha çeşitli büyüklükleri büyüklük var ama dediğim gibi hani Frame ayrı bir kanal. Tamam. Ha yetenekleri tabii yine televizyonu o Connect Box'la televizyonu gösteriyor. Murat ana iki ayak vardı. Biri QLED televizyonlar ve bunun QLED'le gelen yeni yaklaşımlar. Biri Frame. Teknik kısmında çok fazla bilgi alamadık ama mesela benim orada kendim denediğimde, demo alanını gezdiğimde gördüğüm Samsung'un da üzerinde durduğu bazı şeyler var. Mesela televizyonlara Steam'in istemcisi, Steam Link entegre edilmiş. İçinde geliyor televizyonun. Gamepad'ini televizyona bağlıyorsun. Televizyon senin içerideki Steam yüklü bilgisayarına bağlanıyor ve senin o bilgisayarında yüklü, biz bunu TeknoSeyir'de videosunu yapmıştık. Senin bilgisayarında yüklü oyunu televizyondan oynuyorsun. Evet. Wi-Fi'de 802.11ac'ye çıkmış. Orada Rocket League oynuyorlardı. Her şey dört dörtlüktü. Hmm. Bir diğer yaklaşım, Samsung bu salondaki bir sürü uzaktan kumanda olmasına da kafayı takmış. Orada da şunu getirmişler televizyonlara. Televizyon kendine bağlanan PlayStation 3, 4, Xbox, DVD player, Digiturk'ün kutusu bunları tanıyor.
kendi tanıyor ve hani orada HDMI 1, HDMI 2 evet. diye gözükür ya. Sen istersen oraya isim yazarsın ama evet. kimse yapmaz. Doğru. Bir de hani değiştirdiğinde o ismi değiştirmen karışma. Gerekir. O artık otomatik geliyor. He. Televizyon PlayStation 4'ü tanıyor. Diyor ki HDMI 2, PlayStation 4. İyi. Artı ikinci boyutu o isimlendirmenin dışında tanıdığı cihazı televizyonun kumandası kumanda edebiliyor. Dijitürk'ün kumandasını atıyorsun kenara. Hmm. Çünkü onu input 1 Dijitürk dedi mi bitti. Senin televizyon kumandası Dijitürk'ü de kumanda ediyor. Ve bu otomatik gerçekleşiyor. Güzelmiş. Bu bence gayet evet evet iyi. Lazım etkili, olan bir şeydi. İddialı bir şey. Ve şeyde hani diyorlar hani şimdi ha dersin ki ya işte Dijitürk'ü hani şeyi Amerika'daki filanca kanalları şeyleri tanır da Türkiye yok hani diyorlar Türkiye'de de hani en önemlileri neyse TV Pusu, Dijitürk'ü falan biz de diyorlar o desteği eklenecek içine. Tabii ki %100 her dünyadaki var olan cihazı tanıyacak diyemezsin. Çünkü merdiven altında üretilmiş bir HDMI şeyi de tanıyacak değil tabii ama önemli büyük parçaları diyor ben otomatik tanıyacağım, destekleyeceğim. Güzel. Bu da bence gayet güzel. Murat şey buydu. Hmm. Samsung'un Q eventinde dile getirilen konseptler buydu. Tabii şu anda daha şey belli değil. İşte ilk olarak Q bilmem ne bilmem ne modelinde şu çıkacak. Hmm. Bu hani dediğim gibi bu etkinlikte konseptlerden bahsedildi. Yeah. Ama bu televizyonlar bahar aylarındaki içindeyiz geliyor. Önümüzdeki aylarda geliyor. Güzel. Yani bu 2018 şeyi değil. Değil ya da hani 2017 Ağustos değil. Hı-hı. Önümüzdeki aylardan kastım 1-2 ay tabii. içinde geliyor. Toparlarsak abi sen televizyonları da gördün. Hani evet. Ne diyorsun son final cümle? Şimdi görüntü kalitesi konusuna Samsung bir süredir çalışıyor. Bunun etkisi var. Tamam şimdi orada tabii ki demo ünitelerinde televizyonun kumandasını eline geçirip de ben settinginden filanca şeyi değiştireceğim yapamıyorsun tabii Hı-hı. ki. İzleyici durumundasın. Ama şunu söylemem lazım. Bir kere o 1500 nit parlaklık. Evet, videoda güneş doğduğunda nasıl gerçek hayatta güneşe bakamıyorsun, ekrana da bakamıyorsun. Hmm. Ha bu iyi bir şey midir, kötü bir şey midir tartışılır ama önemli olan o parlaklığı verebilme kabiliyetine sahip olmaktır. Evet. O var. Hakikaten güneş doğarken ekrana bakamıyorsun. Bu önemli bir şey ve yoktu şimdiye kadar. Görüntü kalitesi... Çok iyi. Artık 4K standart zaten hani başka şey konuşulmuyor. Ben iki yönden de etkileyici buldum. Televizyon olarak güzel. Artı bu ilginç tasarımlarla tasarımcılar, dekorasyon uzmanları çok ilginç şeyler oluşturacaklardır. Zaten Samsung'da onlarla da biz tanışacağız, görüşeceğiz diyorlar. Çünkü bunlar pahalı ürünler Tabii. olduklarını da söyledik. En azından ilk başta pahalı ürünler olacak. Fakat öyle işte sadece salonuna 100 bin lira harcanmış bir dairede bu televizyon çok güzel kendine bir yer bulabilir. Ama anladığım kadarıyla QLED kısmını biz bayağı bir televizyonda artık göreceğiz. Hani bu konseptlerin dışında da bayağı yayılacak. Samsung şurada bile açık. Diyor ki QLED'li hani başka üretici QLED televizyon üretsin ben diyor şeye izin vereceğim QLED ifadesine. Ha. Mesela Sony... Trinitron'u başka firmalar da kullanırdı ama Trinitron diyemezdi. Diamondtron falan bir şey uydururdu. Samsung diyor ki ben QLED'i kullanılmasına izin vereceğim. Başka üretici de QLED üretirse. Şimdi tabii ki Samsung OLED'e hiç girmedi. Hı hı. Ya da hani çok kenarından dokundu. Samsung konum alıyor kendisi. QLED'le ona karşı konum alıyor. Ama şey de gözüküyor. Hani Samsung OLED'e... şu an en azından hani şu 2017 yılında bakmıyor. Çünkü biraz OLED'in her şeyi hoş ama ucuz OLED göremedik. Evet. Bunlar da pahalı olur o ayrı konu ama şimdi işte bak sen diyorsun ki işte 7500 serilerine kadar da gelecekler bunlar. 7000'den başlayacak galiba 6000'den başlayacak. Olabilir. İşte bak bu bunun kaynağı da şu QLED TV'leri üretmenin tesis anlamında üretim maliyeti olarak klasik televizyonlarda çok çok büyük bir farkı yok. Evet. OLED daha başka bir şey, daha pahalı. O bir türlü ucuzlayamıyor. Samsung'un iddiası ben diyor OLED'de gördüğün rengi vereceğim sana ama o kadar da pahalı olmayacağım diyor. Evet. QLED'in şeyi bu. Evet. Esprisi. Ve televizyonu da işte o arkasındaki kablo yumağından kurtarmak. Evet. Televizyonu bir kere hareketlendiriyor. Şey yapabiliyorsun. İncecik bir kablo 15 metreye kadar uzayan kabloyla bağlı dedim ya. Televizyonu fırfır döndür. Dönen ayak var. Evet. Çünkü kablo artık Doğru. öyle bir şey yok. O
o şeyde Samsung dersinde iyi çalışmış. O sanat eseri gibi ayaklar var falan diyorum ya. Tabii ki kablolar onun içinden falan geçiyor. Yani gizli hiç kablo görmüyorsun. Samsung televizyonu istediğin gibi döndür. Tavandan sallansın aşağı falan. Hani sana kalmış artık. Özgürleşmiş tamamıyla. Bence doğru konseptler. Bakalım hani bunlar ilk yıl üst modellerde olacaktır. Başarılı olursa orta modellere de gelecektir. Diğer üreticiler mutlaka bir kopya çekecek, bir dersler çıkaracaktır buradan. Cevaplarını vereceklerdir. Ama genel olarak televizyonun artık sırf paneline maneline değil de birazcık fiziksel yapısı üzerine ders çalışılması bence iyi haber. Evet, biz de hani bu yeni QLED serileri de elbette gelir buralara. Ulaştıkça birebir izlenimlerimizi aktaracağız. Birebir bakarız hakikaten o işte bir OLED alternatifi olmuş mu o zaman karar veririz artık bunlara. Evet, evet. Peki bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.